Genelde kredi kartı. Kredi kartı. Neden peki kredi kartı? Nakit kullanıyorum genelde. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kredi kartı ve nakit para kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Nakit yok şu an, nakit bitti. En azından insanların cebinde 2-3 bin lira nakit olması lazım. Kredi kartlarının sunduğu kolaylık ve hızdan memnun olanlar, taksit imkanları ve ödeme esnekliği sayesinde alışverişlerini daha rahat gerçekleştirebildiklerini belirtiyor. Neden peki sizce? Çalışmadığım için ev hanımıyım. Çok bir fikrim yok. Ama şimdi ev hanımısınız, evin bütün o finansal düzeni siz sağlıyorsunuzdur. Muhakkak kasa sizsiniz. Siz ama kredi kartı kullanıyorsunuz. Sebebi neden? Para pul mu oldu? Neden insanlar? Aynen. Nakit yok, nakit çalışılmıyor. Maaş alıyor, karta yatıyor. Alışveriş karttan yapılıyor, nakit para yok yani, nakit gözükmüyor. Bu kesim özellikle büyük alışverişlerde kredi kartının avantajlarını vurguluyor. Ama mesela 50 tane müşteri geliyorsa 30-35 tanesi kartla ödeme yapıyor. Mesela alışverişe gelecek, yemek yiyecek, yanında böyle desteğiyle para taşımak zorunda. Adama küçük bir kartla aynı o para şeklinde gezdirebiliyor yanında. Ancak bazı vatandaşlar kredi kartlarını bir tuzak olarak nitelendiriyor ve bütçe kontrolü açısından nakit para kullanımının daha güvenli olduğunu savunuyor. Tuzak bu. Buna düşmeyecek kimse. Önemli olan zaten nakit paran varsa harcayacaksın. Yoksa neden borca yiyesin? Neden nakit? Şimdi kredi kartında acayip faiz var şu an. Bir ay bir ödeme, deneme yap sadece. Nakit daha iyi. Nakit paranın harcamaları daha kolay takip etmeye yardımcı olduğunu belirten bu grup, kredi kartı borçlarının artan maliyetlerinden endişe duyuyor. Kredi kartı tamamen bir tehlikedir. Başkasının parası. Çektikçe hoşuna gidiyor, çektikçe hoşuna gidiyor. Ay sonu geldiğinde, ödeme günü geldiğinde bunda zorlanıyorsun. Freni patlak kamyon gibi çarpıyorsun yani bir yere. Ona gerek yok. Onun için ben nakit daha çok seviyorum. Gittiğim yerde nakit götürüyorum. Aksu Haber olarak Kahramanmaraş sokaklarında yaptığımız röportajlarda vatandaşlara kredi kartı mı yoksa nakit para mı kullanıyorsunuz sorusunu yönelttik. Aldığımız cevaplar halkın ödeme alışkanlıklarında iki farklı görüşü gözler önüne serdi. Kredi kartı. Nakit yani. Kredi kartlarının sunduğu kolaylıklara rağmen birçok vatandaş bütçesini kontrol altında tutmak amacıyla nakit para kullanmayı tercih etmeye devam ediyor. Esnaflara kazandırıyoruz yani. Ben 100 lira ona vereceğim. Ona giderken kadar 90 lira olacak. Kesinti yapıyor yani. Esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Esnafımıza sahip çıkmak için de nakit kullanıyor. Aynen. Yani kredi kartı çekersen postanın %'e kesinti yapıyor yani. Bu durum şehirde kredi kartı ve nakit para kullanımı arasında süregelen bir tartışmayı ortaya koyuyor. Nakit taşınması taraftarıyım aynı zamanda. Depremde ben bunu çok çok faydasını gördüm. Hep cüzdanımda bir miktar para olur benim. Benzin aldım mesela ben o depremde. Kimse hiçbir şey alamadı, vermediler. İşte kartlarla falan. Yine de hani karta da çok büyük meblalarda ihtiyacımız oluyor ama en azından insanların cebinde 2-3 bin lira nakit olması lazım. Her şey olur. Belli mi olur? Bankaya bir şey olur. Paranı alamazsın ama hep bir kaçacak noktan olsun derim yani.